veya mükellef olan kızı, gelini, kız kardeşi neyse, bir elbise satın alsa veya üzerine bir elbise giyse, öyle kıymetli bir kumaştan yapılmış ki, öyle kıymetli bir kumaştan, pahalı, son derece kıymetli bir elbise yapmış ve sırtına giymiş olsa, dikkat ediniz, giydiği bu elbise, giydiği bu bluz, etek, entari neyse, giydiği bu elbise o Müslüman kadınının başını açıkta bırakıyor olsa, kolları açıkta bulunsa, bacakları açıkta bulunsa, daracık olduğu için kalçasını meydana koyuyor olsa, göğüslerini açıkta bırakıyor olsa ve böylece bu elbiseyi sırtına giymiş bulunsa, ne kadar şık, ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı, ne kadar pahalı, ne kadar kıymetli olursa olsun, böyle bir elbiseyi giymiş bulunan bir Müslüman hanımın üzerinde bu elbiseyi gören Müslüman kadın veya erkekler derhal onu ikaz edip o elbisenin dışında tesettüre ve tepeden tırnağa örtünmeye uygun bir elbiseyi temin etmeye teşvik edeceklerdir. Öyle yapmazlar da ne pahasına olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, vücudunun kalıbını, elin, kollarını, bacaklarını, göğüslerini, kalçasını açıkta bırakan bir elbiseye bakıp bakıp da "Aa ne güzel yakışmış, ne güzel olmuş, ne kadar güzel bir elbise olmuş" diye bu şekilde bir kelime sarf ederse, Allah'ın hayırlıdır demediği, Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın haram ettiği, Allah'ın hudutlarının dışına çıktığı bir elbiseye "ne güzel yakışmış" derse, "ne güzel olmuş" derse, "aa ne güzel yapılmış" derse, bu kelimeyi sarf eden Müslüman, erkek olsun, kadın olsun, dört mezhebe göre derhal kafir olur demişlerdi. Allah'ın haram dediğine "ne güzel" diye tabir ettiği için, Allah'ın hayırlıdır dediği kıyafetin dışında bir tecelli ettiği için, çünkü Allah'ın haram ettiği şekilde katiyen hayır yoktur. Allah'ın hudutlarının dışına çıkan bir elbisede katiyen hayır ve fazilet yoktur. Halbuki bir kadının başını, bacağını, kolunu, göğsünü, kulağını, gerdanını açıkta bırakan bir elbise Allah'ın lanet ettiği bir elbisedir. Böyle bir elbiseye "ne güzel yakışmış" diyen Müslüman, Allah'ın kötüdür dediğine, haramdır dediğine, şerdir dediğine, güzeldir dediği için kelime-i küfür sarf etmiş olur, derhal kafir olur. İtikadi bir mesele kardeşim. وَلِبَاسُ التَّكْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ İnsanın avret mahallini örten elbise hayırlıdır. Onun dışındaki elbise şerlidir, haramdır, günahtır. Günaha, harama, şerre "ne güzel" diyemezsin. Helal olsun diyemezsin. "Ne güzel yakışmış" diyemezsin. Bir Müslüman hanımefendiye Allah'ın emrettiği elbiseden başkası yakışmaz, "ne güzel yakışmış" dersen küfre düşersin. Bunlar mühim meseleler. İnsanı bilerek veya bilmeyerek dalalete, küfrü şirke sürükleyen hadiselerdir. İslamiyet kadınları o kadar muhafaza altına almıştır ki, düşününüz, açık saçıklığı, açık saçıklığı adet haline getirmiş, medeniyet terakki etmiş, helal kabul etmiş bir kadınla Müslüman bir hanımefendiyi beraber dahi oturtmaya razı değildir. Kur'an-ı Kerim'i açın, Sure-i Nur'un, Nur Suresinin 31. ayetini dikkatle okuyun, göreceksiniz. Orada bizzat Müslüman bir hanımefendinin
yanında oturacağı insanları sayıyor. Bir Müslüman hanımefendi kimlerin yanında oturabilir? O 31 numaralı Sure-i Nur'un 31 numaralı ayetinde hepsi açıklanmıştır. İlla libu'uletihinne, ancak kocalarının yanında oturabilirler diyor. Ev abaihinne, babalarının yanında oturabilirler. Kardeşlerinin yanında, kardeş çocukların hepsini sayıyor. Bunların arasında bir de ev nisaihinne, ancak Müslüman tesettürlü hanımefendilerin yanında oturabilir. Başı açık, bacağı açık, bacağına pantolon giymiş, apış arasına kadar vücudunun bütün mahrem yerlerini açığa koymuş, açık saçıklığı adet kabul etmiş, çıplaklığı medeniyet kabul etmiş. Aa, niçin baş açık dolaşmak günah olsun, niçin haram olsun? 20. asırdayız kardeşim, kadın kapanır mı, kadın örtünür mü diye açık saçıklığı medeniyet telakki eden çıplak kadınların yanında kapalı bir Müslüman hanımefendi bir dakika oturamaz, oturursa Allah'a ve Rabbül Alemine isyan etmiş olur. Hudut konmuştuk. Ona benzememesi